60'ta kaldık. 61'den devam ediyoruz inşallah. Yeryüzün bir parayla yıkılan, onun arasında ırmaklar ve var eden ve ona yeryüzü için sarsılmaz dağlar yaratan ve iki deniz arasında bir ara engel, haciz koyan mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı? Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. Kaçıncı ayet okudun hocam? 61 hocam. Hayır, onların çoğu bilmiyorlar, evet. Ya da yeryüzünde bir karar yeri kılan yeryüzünü. Yani dünya hayatında insanlar doğuyor, büyüyor, ölüyorlar. Tekrar yeniden doğuyor, büyüyor, ölüyor. Bu sürekli devam edip geliyor. Onun arasında ırmaklar var eden, yani insanların, canlıların içeceği suyu var eden Allah mı? Yaratıcı ve iki denizin arasında bir ara engel koyan mı? Bunu geçen de konuşmuştuk herhalde. Rahman suresinde geçiyor. İki denizin birleştiği, yani iki tuzlu suyla tatlı suyun ayrıştığını anlatıyordu. Bu iki anlamda kullanıyordu. Birisi dünya hayatında inanan insanlarla inanmayan insanlar arasında olan engele de dünya hayatında iki engel diye bahsediyordu. Koyan mı? Allah ile beraber başka ilahlar mı? Yani gökleri, yeri yaratan, insanları öldüren, dirilten, yeryüzünü belirli bir zaman karar kılan Allah mı daha hayırlı? Yoksa burada ilah olarak su kütlesi, iki farklı su kütlesi, normal bildiğimiz su kütlesi mi abi? Tabii ki yani Cebel-i Tarık Boğazı'nda Kaptan Kusto'nun keşfettiğinde Kur'an'da bunu görünce ben Müslüman oldum diyerek çıkıyor işte. Yani hayır onların çoğu bilmiyorlar ifadesini kullanıyor. Bu bilmeyenler Kur'an-ı Kerim'de inkar edenler olarak kullanıyor. Yani bilmeyen, cahil olan, alo, inkar eden. Bir şeylik var. Bir bilgisayarında veya bir şey. Benim bilgisayardım hocam. Bir dakika. Aziza hocam, senin ses gelmiyor. Aziza hocam. Öyle mi? Senin ses gelmiyor. Sesleri duyamadık hocam. Dur, bir dakika bakayım şey. Çıkıp tekrar gir abi ya. Yok, bilgisayarı değil. O internet şeyi var ya, onu bir aç kapat. Olan bir şey olur. Sıkıntı doğru efendim. Şu anda gelmedi değil mi sesler? Pardon bir dakika.
şey yapalım. Selamünaleyküm. Kusura bakmayın. Derhal. Bilgisayarda bir şey oldu da. Rıza hocam geldin mi? Şimdi durum iyi mi görünüşü? İyi şimdi. Ses iyi de görüntü yok. Görüntü yok mu? Kapa. Görüntü de var aslında. Var ya bizden görüyorum. Görüntü olması lazım ya. Niye? Görüntü var hocam. Görüntü geliyor. Bana gelmedi. Önemli değil. O zaman baştan başlayalım tekrar. Allah Allah. Nemin suresi 61. Ya da yeryüzünün karar yeri kılan, onun arasında ırmaklar var eden ve ona yeryüzü için sarsılmaz dağlar yaratan ve iki deniz arasında bir ara engel koyan mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı? Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. Şimdi az önce söylediğimiz gibi ya da yeryüzünde bir karar yeryüzünü karar yeri kılan demiştik. Yani dünya hayatında Allah gökleri yeri yaratıyor. Yeri dört günde yarattığını söylüyor. Dağlarıyla, ovalarıyla, ağaçlarıyla, hayvanlarıyla, bitkileriyle hep insanoğlunun yaşayabileceği bir ortam olarak hazırlıyor dünyayı. Yani yeryüzünü. Onu anlatıyor. Karayeli. İnsanlar burada doğuyor, burada büyüyor, burada ölüyor. Tekrar çoğalarak devam ediyor. Karayeli kılan, onun arasında ırmaklar var eden, yani gökten yağmur indirip ırmaklar var eden, sarsılmaz dağlar yaratan, sarsılmaz dağlar, bunu Hasan hocam daha iyi bilir. Orada aslında tavanları o lentelerle, yani birbiriyle uyum halinde olan lentelerle o koca tavanları tutturuyorlar. Onun gibi dünya bir yeraltı, bir mağma ile kaplı, hala kaynıyor mağma. Sıcak suların oradan akışı da oradan belli oluyor. İşte o mağmanın üzerinde dağlar lente görevi görüyor. Yani sarsılmaz bir halde o yeryüzünü tutuyor. İki denizin arasında bir engel koyan mı? Yani iki denizi burada iki anlamda kullanmış. Birisi dünya hayatında inkar edenler, iman edenler. Yani dünyayı inkar edenlerin ve iman edenlerin arasında bir set sınır perde koyan Allah mı daha hayırlı? Bir de tuzlu su, tatlı suyu birbirinden ayıran Allah mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı? Yani bunların hepsini yaratan, hepsini var eden Allah, tutup da Allah'ı bırakıp Allah'ın dışında ortaklar ediniyorlar. Ve bugün zaten şu ortada Kur'an anlayışında bir sıkıntı doğuran olay, Allah kendisini övüp duruyor diyorlar. Peki kendisini övmese, övdüğü halde bile Allah'ın dışında insanlar Rab ediniyor. Buradaki övmesi herhalde gururlanıp kibirlenmesi anlamında değil. Buradaki övmesi iki insanların, Allah ve Allah'ın dışındaki seçtikleri ilahın mukayesesini yapsınlar diye bunu anlatıyor. Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. Onların çoğu, Kur'an'da sürekli, çoğu inkar ediyorlar, çoğu doğru yolda değil ifadeleriyle bunları anlatıyordu. Devam edelim, devam edelim. Eğer bir şey yoksa. Ya da sıkıntı ve ihtiyaç içinde olana, kendisine dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü açıp gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah ile beraber
başka bir ilah mı? Ne azap öğüt alıp düşünüyorsunuz? Burada ya da sıkıntı içinde, yani sıkıntı ve ihtiyaç içinde olan kendisine dua ettiği zaman icabet eden. Biz duanın olmadan ne kabul ediyorduk. Burada duanın olduğunu söylüyor. Bunu nasıl anlamak lazım? İşte buradaki aslında Allah evrene her şeyi koymuş, yaratmış. Siz dua ettiğiniz zaman sizin duanıza icabet ederim derken sen istediğin yönde çabanı ve gayretini göstereceksin. Allah da onu verecek. Allah'ın dışında bunu yapabilen var mı diyor. Kötülüğü açıp gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan, yani kötülüğü açıp gideren, burada aslında insanların o iyi yönde, yani iki yol vardı. Birisi Rabbin vahiylerle çerçevelediği yol, bunu açıp gideren, sizi yeryüzünde halifeler kılan mı? Halife aslında hem inkar edenler için de kullanmış, hem de iman edenler için de kullanmış. Ama asıl halifenin bir anlamı daha, Allah'ın koyduğu kurallara göre, vahye göre yaşamını düzenleyen bir toplumun sevk ve idare edicisi anlamında. Yani Allah'ın koyduğunu Allah'ın istediği şekilde uygulayan bir toplum. Bunu hep suistimal ediyorlar, o ayrı mesele de. Allah mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı? Ne az öğüt alıp düşünüyorsunuz? Sürekli Allah ile beraber ilah edinmenin ne kadar yanlış olduğunu vurgulayarak anlatıyor. Evet, Allah ile beraber başka bir ilah mı? Bu konuyu arkadaşlar defalarca konuştuk burada. Bilmiyorum, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa devam edeceğim. Devam edelim. Peki. 63. Ya da karanın ve denizin karanlıkları içinde size yol gösteren ve rahmetinin önünde rüzgarları müjde verici olarak gönderen mi? Allah ile beraber başka bir ilah mı? Allah onların şirk koştuklarından yücedir. Ya da karanın ve denizin karanlıklar içinde size yol gösteren, yani denizde ve karada neyle yol gösteriyor? Yıldızlarla, ayla, güneşle, efendim her türlü, bir de doğru yolu yanlış yolu ayırt eden bu Furkan'ı göndermesiyle yol gösterici olarak anlatıyor. Rahmetinin önünde, yani yağmur yağmadan önce rüzgarları müjde vericiler olarak gönderen mi? Yani rüzgarlar geliyor, yağmurun yağacağını biliyor. Yani burada yine vurgu yapıyor Kur'an. Kesinlikle her şeyi bir sebep ve sonuç içerisinde anlattığını anlatıyor. Yani her şeyin sebep sonuç ilkesine bağlı olarak sebepsiz hiçbir şeyin olmayacağını anlatıyor. Allah ile beraber başka bir ilah mı? Allah onların şirk koştuklarından yücedir. Yani kesinlikle onların ortak edindikleri şeylerin hepsinden yücedir, büyüktür. Peki hiçbir şey sebepsiz olmuyorsa Meryem'in nasıl oğlu oldu hocam? Zekeriya ile evlenmesiyle oldu. Yani Allah diyor beni sana erkek bir çocuk müjdelemem için sana gönderdi diyor. İfade bu değil mi? Nebi Resul olan o. Hep Cebrail diye anlatmışlar ama o kesinlikle Kur'an'a uymuyor. Her şey sebebi, her şeyi biz çift yarattık.
bir çocuğun olması için mutlaka erkekle dişinin birleşmesi gerekiyor. Cinsel ilgi kurması gerekiyor. Başka türlü olmaz diyor Allah. Erkeğin sperm ile kadının yumurtalığının birleşmesiyle çocuk olur diyor. Başka türlü bir izah tarzı yok bunun. Kur'an'ın anlattığı bu. İnsanlar başka türlü çeksinler, o yana bu yana çeksinler. O beni ilgilendirmiyor. Kur'an da ilgilendirmiyor. Ve hiç utanmadan, sıkılmadan İsa'nın babasını yok ediyorlar. İsa'yı babasızlaştırıyorlar. Aynen. Evet. 64. Ya da halkı sürekli yaratmakta olan, sonra onu iade edecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı? Dik. Eğer doğru söylüyorsanız kesin kanıtınızı getiriniz. Yani Kur'an sürekli onların ellerinde bir belge mi var ki böyle konuşuyorlar? Onların konuştukları zahmet amin. Ya da halkı sürekli yaratmakta olan, hani Kadir suresinde her gün bir iş için iner de o iner, ta fecrin çıkışına kadar her şey düzenli bir akış halinde gider. Her şeyin ayan beyan net bir şekilde ortaya çıkınca kadar Allah yaratmaya devam ediyor ve kıyametin sonuna kadar da bu devam edecek. Sonra onu iade edecek olan, nereye iade edecek? İnsanlar Allah'tan geldi, tekrar Allah'a dönecek. Sürekli ölülerin arkasında söyledikleri bu. Ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Yerden nasıl rızıklandırıyor? Ziraatten, efendim, hayvanlardan, bitkilerden aklına ne kadar gelirse oradan rızıklandırıyor. Bir de gökten ifadesini kullanırken ilahi mesaj anlamında, ona su anlamında kullanmış Kur'an. Nereden geldi sana ey Meryem bu? Rabbimden geldi ifadesini kullanırken bunu anlatıyor. Allah ile... Evet. Burada zaten eğer doğru söylüyorsanız kesin kanıtınızı getiriniz. Yani İsa'yı babasızlaştıranlara belge edin dediğin zaman mesela kadınların hermafrodittiğini savunan Türkiye'de en şey Zeki Bayraktar işte oradan Mehmet Okuyan kopyalamış veya diğerleri belge nedir dediğin zaman mesela Zeki Bayraktar'a belge yok. Peki nasıl oldu bu iş? Allah'ın mucizesi diyor. Zeki Bayraktar gibi bir adam. Allah'ın mucizesi diyor. Yani Zeki Bayraktar'ı tanıyorsunuz. Süleymaniye Vakfı'nda falan konuşmalar yapar. Doktordur kendisi. Benim onunla... Şimdi sen mucizeye tanıyorsan o zaman öbür uyduruk hadisçilerin mucizelerini de inkar etmemen gerekiyor. Yani Meryem peygamber değil, peygamber olmayan bir insana mucize veren Allah, Adıyaman'daki şehitlere, efendim İstanbul Fatih'teki Azrail'i kovan şeylere onlar da mucize vermiştir. Veriyor olabilir. Bunu da inkar etmemen lazım o zaman. Onlara gelince karşı çıkıyor. Meryem'e gelince mucize diyor. Allah da diyor ki, hocam. Allah da diyor ki kesin kanıtınızı getirin. Belgenizi getirin diyor. Yani elinde kesin bir belge olmadan bir şeyi inanmayın veya inkar etmeyin diyor Allah. Bunlar bunu yapıyor işte. Ellerinde belge yok. Uyduruk bir kavram üretiyorlar mucize diye. Uyduruk kavramla insanlara yanlış bilgi veriyorlar. Kirli bilgi aktarıyorlar. Ve bunlar bir profesör. Peki şimdi... Tamam da hocam yani benim dediğim gibi ama orada çok şifreli bir anlatım yani. Var ki normal profesör bile anlaması güç çekiyor. Orada anlamakta güçlük çektiklerinde değil. Kur'an'ı anlamakta güçlük çektiklerinden diyorlar buna. Bugüne kadar hep İsa babasız denmiş. Bu da Hristiyanların ve Yahudilerin pompaladığı bir din. Kur'an'a göre böyle bir şey var mı? Allah'ın oğludur diyorlar. Şahit olduğumuz bir zamanda biraz
Ali Rıza hocamız şeyden bize bahsedebilir mi ya? Yine İsa'nın Zekeriya peygamberden oluşu, yani oraya nasıl vardık? Müsait bir zamanda bence bunu ben bir daha dinlemek isterim. Onu ekstra bir konu olarak işleyebiliriz istiyorsanız. Evet, ekstra bir zamanda ya ben dinlemek istiyorum tekrar. Yani çünkü anlayamıyoruz yani, evet onu bir türlü biz gerçi daha önce konuşmuştuk ama tekrarlamakta fayda var diye düşünüyorum. Bu sure bitince inşallah konuşalım. Zaten, sure bitince işleyelim o. Zaten yarın biter Allah'a izniyle. Burada şunu anlamak lazım. Aslında Allah ile beraber başka bir ilah mı? Burada Allah'ı ilah, ilah ve Rab kavramını Kur'an eş anlamda kullanmış. Görmedin mi o nefsini ilah edinenleri? Görmedin mi o Lat, Menat, Uzza, Hübel putlarını? O Firavun, ben sizin Rabbinizim, ben sizin ilahınızım diyor. Burada Allah ile beraber başka bir ilah edinmek, aslında onların söylediklerini kendine yaşam biçimi, hayat tarzı olarak kabul etmek demek, ilah edinmek. Burada bir Allah var ortada, bir de benim ilahım var, yani putum var. İkisini karşılaştırma anlamında değil, orada Allah'ın sözünün karşısında onun sözlerini de kabul etmek anlamında kullanmış. Tek söz söyleyici, tek kanun koyucu, merci Allah'tır diyor Allah. Onu anlatıyor. Aradaki farkı görünüyor Allah. Bunları anlatırken. Evet. 65. De ki göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Onlar ne zaman dirileceklerinin şuuruna varmıyorlar. Yani onlar dirilmeyi de kabul etmiyorlar zaten. Göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka bilmez. Şimdi peygamber kıssalarını anlatırken belki binlerce yıl önceki gelmiş geçmiş olan ne yazısı var elde ne belgesi var. Onunla ilgili ne bir doğru söz var. Hep zan ve tahminle onlar hakkında bilgi var. Ama Kur'an bir şey söylediği zaman geçmişten ve gelecekten bir haber verdiği zaman mutlaka onun doğru olduğunu, o bir şairin sözü değil, o bir kahinin sözü de değil derken kesinlikle bir netlik ifade ediyor orada. Ve arkasından diyor ki göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka bilmez. Hep Allah bilir. Onlar ne zaman dirileceklerinin şuuruna varmıyorlar. Yani dirilmeyi de kabul etmiyorlar. Biz ahirette bir azap varsa getir o azabı da bir görelim. Ondan sonra bakarız diyorlar. Bu, şimdi yeni bir şey çıkartmışlar, kitap. İbni Arabi'nin kitabında diyormuş ki Perşembe ile başlayan bir yılda o yıl yer sallanacak, birçok bulaşıcı hastalıklar gelecek. İşte bu 2020 yılını tarif ediyormuş. Bundan dolayı koronanın çıkacağını... Tam 2019'da çıktı abi hocam bir şey.
2019'un son aylarında çıktı. Oturtmayın, oturt. Bunu Beyaz TV'de kocaman kocaman sunucular doğru bir şeymiş gibi hem kitabı tanıtıyorlar hem de Hazreti övüyorlar. Doğru söylediğini iddia ediyorlar. Ben de baktım 2021 Cuma ile başlıyor. Dedik o zaman 2021'de yırttık. Çünkü Perşembe ile başlar. Deprem, hastalıklar geliyor. 2021'de gelmemesi lazım. Dolayısıyla depremden, depremden, koronadan bu artık korkmanın gereği yok. Her şey pikopelle olacak 2021'de. Allah da diyor ki gaybı Allah'tan başka bilen olmaz. Ayrıca neden Perşembe ile? Perşembe uğursuz bir gün mü acaba? Perşembe ile başlarsa bir yıl böyle oluyormuş. Hangi yıla göre ama hocam? Miladi mi, Hicri mi, Rumi mi? Hangi Çin yılı mı? Hangisi? Sen hangisini kabul edersen o. Hadi gel. Seç, beğen, al. Perşembe'ye denk getirdi ha. Kendi dinini, kendi dinini kendin yap. Kendi yalanını kendi bul, kendin uydur. Niye başkasının yalanıyla işler yapıyorsun? Evet. Allah da diyor ki gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Evet. 66. Hayır. Onların ahiret konusundaki bilgileri ard arda toplanıp pekiştirildi. Hayır. Onlar bundan bir kuşku içindedirler. Hayır, onlar bundan yana kördürler. Burada ahiret konusundaki bilgileri pekiştirildi ifadesini kullanırken, yani onların ahiret alemiyle ilgili bir şüpheleri olduğu, zaten davranışlarıyla, o konuyla ilgili kalplerini marazlamalarıyla beraber inkar etme konusunda karar kıldılar mesajı veriyor. Hayır onlar bundan bir kuşku içindedirler. Hayır onlar bundan yana kördürler. Kur'an'ın sürekli söylediği bu değil mi? Onların gözleri var görmezler. Kulakları var işitmez. Kalplerde mühürlenmiş olan. Bunlar ölü insanlar. Ölü diyor Allah. İnkarcılar dedi ki, biz ve atalarımız toprak olduktan sonra mı gerçekten biz mi diriltilip çıkarılacakmışız? Sürekli dedikleri bu. Yani çürümüş, erimiş kemikleri tekrar diriltilip yeniden insan olacağımızı mı sanıyor? Heyhat bunlar uydurma, geçmişlerin uydurması hikayesi ifadesi kullanıyor. Biz dünya hayatında yaşarız, ölürüz, tekrar diriltilecek değiliz diyorlar. Biz böyle inanıyoruz diyorlar. Andolsun bu azap ve dirilme tehdidi bize daha önce atalarımıza da yapılmıştır. Bu olsa olsa geçmişlerin uydurma masallarından başkası değildir. Yani hep aslında bir kitap verilenler var. Ehli kitap olanlar var. Veya kitap verilenler var. Bir de ümmiler var. Ümmiler kitap verilmeyen, kitap kabul etmeyen, hani babaları uyarılmadan yani seni babaları uyarılmamış bir toplumu uyarman için gönderdik diyordu. Burada babaları uyarılmamış ifadesini kullanırken onlara uyarıcı gelmedi anlamında değil. Uyarıcılar geldi fakat uyarıcılara karşı inkar tercihini kullandılar. İşte o inkar tercihini kullananlar kitap verilenlerin dışında olan insanlar. Kitap ehli ve Müslümanlar ahiret aleminin varlığını kabul ediyor. Ama kitap ehli olan Allah'ın koyduğu kuralları dünyalık menfaat için zan ve tahminle
din uydurup insanlara yutturuyorlar, satıyorlar, gizliyorlar. Ama Müslüman olanlar yaşamını, dirimini, ölümünü, hayatını Allah adıyla yaşayan insanlar. İşte onlar dediler ki o ümmiler, bu olsa olsa geçmişlerin uydurduğu masallardan başkası değildir. Yani kitap elinden gelen insanlar, kitap verilen insanlar bunları söylüyorlar. Yoksa bizim atalarımızın ortaya koyduğu dinde ölüp dirilme olayı yok. Öldük mü iş bitmiştir diyorlar. Evet. Hocam onlar en azından öyle söylüyor. Ama günümüzün toplumundaki insanlara bak. Onlar ne yapıyor? Onlar da evet, öldükten sonra dirileceğiz, inanıyoruz diyor. Ölülerini gömerken tüy veriyor. Şöyle yap, böyle yap filan. Ama kendi hayatları hiç hesap verme yokmuş gibi. Yani Allah'a hesap vermekle vermemenin arasında hiçbir fark görmüyorlar. Hiçbir endişeleri yok. Hiçbir tedirginlikleri yok. Biz şunları şunları yapmazsak Allah'a nasıl hesap veririz? Böyle bir şey yok. Çünkü kendilerini yaratan, var eden, bütün rızıklarını veren Allah'ın kitabı var ortada. Yani bu kitaba göre biz hesaba çekileceğiz. Bir bakalım Allah bize ne diyecek, ne demeyecek. Böyle bir endişe, böyle bir çaba yok. Yani onlar sanki ahiret var ama varsa, olsa da hoş, olmasa da hoş der gibi. Yani kesinlikle ciddiye almıyor toplum ahireti, hesap gününü. Dolayısıyla bu toplumun da o inkarcılardan bir farkı yok. Aynen çocuğu olup da bir inkar eden adam var, ödemiyorum diye res çekiyor. Bir de hiç ciddiye almıyor. Ödesem ne olur, ödemesem ne olur. Bulursam veririm. Abi bu ikisinin arasındaki fark ne? Sonuçta ikisi de parayı ödemiyor yani. İşte bugünün toplumu da aynen öyle. Ben bu toplumun Müslüman olduğuna inanmıyorum. İşte Kur'an, Kur'an bu topluma Müslüman demiyor, ehli kitap diyor. Ehli kitap da Allah'ın dinini satıyor. Dünyalık menfaat için olay bu değil mi? Yani kabir azabı var deyip kefen yani ölüyü yıkıyorlar, pazarlık yaparak para alıyorlar. Kur'an okuyorlar, para alıyorlar. Hatim yapıyorlar, para alıyorlar. Şimdi bu adam niye bunu yapmasın? Allah'ın dinini satıyor bu. Böyle bir şey yok diyor Allah. Böyle bir şeyi yapanlar dinini satıyorlar diyor. Ama bütün peygamberler geldiklerinde ben ücret alıcı değilim, ben dinimi satmam. Beni Allah nasıl yarattıysa benim yaşamımı o şekilde düzenlemem benim için bir görev ve sorumluluktur diyor. Eskiden bir de ıskat vardı hocam. Evet çok. Yani borcu harcı, namaz borçları, şunlar filan hesaplanıyordu. İşte namaz başına şu kadar düşüyor. Hesap çıkartıyorlardı 70-80 bin lira veya 100 bin lira bir para. Efendim oradan birini buluyorlar. Tabii oranın hocası veya şeyi oluyor genellikle. İşte sana şu kadar borç verdim, ben yarısını geri verdim. Sana şu kadar verdim, ben yarısını geri verdim. Böyle al ver, al ver aralarında en son küçük bir kısmı kalıyor onda. Böylece ölen adamın maz borçlarını ödemiş oluyorlar. Böyle bizim ilçenin yakınında bir köy vardı. Orada kocası ölmüş kadının 7 tane yetim çocuk var. Bunun devrini çevireceğiz diyorlar. Bundan 10 sene mi 20 sene önce 2 milyar borç çıkarıyorlar adamın devrinde. Benim bunu ödeyecek gücüm yok. Neyim var evde? Bir inek var. Başka bir şeyim yok. Sattırıyorlar ineği, onun parasını alıp gidiyorlar. Düşünebiliyor musun? Zulüm değil de bunun nedir? Yani hocam bir tarafta böyle inanıyorum deyip zulüm edenler, bir taraftan da inancı hiç ciddiye almayanlar, sanatı uğruna yaşayıp ölenler, sarhoş kafayla ömür geçirenler, bir taraftan da onlar var.
Ya geçen kim birisi teklif getirdi. Ne diyor bu Kemal Aleyhisselam düğünde diyor Diyanet açıklama yapsın. Bunların diyor cesetleri camiden kaldırılmasın diyor. Bu adamların hayatı din düşmanlarıyla geçiyor. Böyle bir şey söyledi. Ebu Bekir Sefil söyledi abi. Ha o mu söyledi onu? Sofu oldu hocam, sofu oldu. Yok. Sofu başka bir şey yok. Ebu Bekir Sefil söyledi onu. Yılmaz Özdil'le diğeri hakkında. Öyle mi? Ali bu Sofoğlu hatırlıyor. Sofoğlu üniversiteler hakkında konuştu. Sofoğlu üniversiteler hakkında konuştu. Tamam. Evet. Yağmur 69. Son geçimleri söyledi. Evet. Evet. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da suçlu günahkarların nasıl bir sona uğradıklarını görün. Nasıl görelim? Yani gezdik dolaştık. Anamuryum'a vardık. Orada milattan önce veya sonra orada bir sürü yıkıntılar var. Orada bir insan yaşadığı belli. Mozaikler döşenmiş, efendim havuzlar yapılmış, borular döşenmiş. Orada insanlar yaşamış, bir hayat sürmüşler. Biz orada nereden bilelim? De ki yeryüzünde gezip dolaşın. Suçlu günahkarların nasıl bir sona uğradıklarını görün. Yani inanan insanlar da orada var. İnkar eden suçlu günahkar insanlar da orada var. İşte burada inanan insanlara değil, suçlu günahkar insanlar öldü gitti ama orada ebedi azaba uğrayacak onlar. Mesaj veriyor. Siz de öleceksiniz inkar ederseniz, zulüm yaparsanız. Siz de onlar gibi olacaksınız mesajı veriyor. Onlar size bir delil değil mi? Onlar sizin gerçekten ahiret hayatında inanan insan için kendinize çeki düzen vermesi gereken bir ayet değil mi diye anlatıyor Allah. Evet, tabii müminler için böyle bir şey kullanmıyor hocam Allah. Evet. Yani bak bakalım müminler bunu ne olmuş filan diye ona sürekli müjdeler veriyor. Dolayısıyla bence aslında Müslümanlar ölmüyor diyebiliriz. Çünkü Müslüman yaşarken de ölmüyor. Öbür insanlar yani hak yoldan sapanlar, şirke düşenler aslında yaşarken ölüyorlar. Onlara bedenen ölmelerinin bir önemi yok. Ölüm. Beden herkes de müminin bedeni de çürüyor, toprak oluyor gidiyor. Onunki de. Ama asıl ölüm yaşarken gerçekleşiyor. İsmet Özel diyor ya her şey ben yaşarken oldu diye. Şiirim var, toplantı var. Bu şiirde kanaatim bunu anlatıyor. Şairim dediği biz gibi. Biz ölürsek yaşarken ölüyoruz. Yani yaşarken tevhidden saptığımız an ve orada ısrar ettiğimiz an, heykellere taptığımız an, paraya taptığımız an, dengeyi kaçırıp günahlarımız kendimizi kuşattığı an, işte biz o zaman ölüyoruz. Bizim ölümümüz orada gerçekleşiyor. Ondan sonra da söylüyor aynen hocam onu. Hazreti İsa bunları dirilttiğini zaten söylüyor. Onu öldürmediler. Olduklarına inanmayanların zaten Kur'an da söylüyor onu. O zaman demek ki burada asıl olan bedenen ölmek, bedenen dirilmek değil. Manen ölmemek, manen diri kalmak. Manen diri kaldıysan hep dirisin ve Allah katında da ölü değilsin. Aslında sadece mekan değiştiriyorsun. Bu taraftan o tarafa geçiş yapıyorsun. Bitti. Dolayısıyla sevenler ölmez değil, Müslümanlar ölmez. Bak bu sloganı böyle ben değiştiriyorum. Müslümanlar ölmez. Onlar için ölüm yok. Şey evet. Ölenler de yaşarken ölür. Canlı canlı ölürler. Ölüm bize ne uzak ne yakın. Ölümsüzlüğü tattık ölüm ne yapsın. İfadesi de bunu anlatıyor işte. Yani Müslüman için ölmek sadece bir hal değiştirmektir. Yani burada tabii Kur'an ölümü hem vahye karşı gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlenmiş olanlara ölü diyor. Bir de hayati fonksiyonlarını yitirmiş olanlara ölü diyor.
işte hayati fonksiyonlara yitirmiş olanlara onu öldürmediler, onu asmadılar, onu katımıza yükselttik. Allah yolunda ölenleri ya da öldürülenlere öller demeyin. Onlar Allah katında diridirler ifadesini kullanırken kesinlikle Müslüman için ölmek yok. Sadece bir hal değiştirmek vardır. Onu anlatıyor. Yani dünya hayatında sıkıntılı bir hayattan her şeyin güllük gülistanlık olacağı müjdelenmiş bir hayata gidiyor. Bundan daha güzel ne olabilir? Yani bundan böyle mezarların başına gittiğimiz zaman bizde gelenekti Anadolu'da. Bayramlarda namazdan çıkınca mezarlara gidilir, Kur'an okunulur. İşte ondan sonra da yemek filan yenilirdi. Bayramlarda böyleydi. Mezarların bundan böyle başına gittiğimde onları ölü olarak görmeyecek. Ölü olarak gördükleri kafir olanlar olacak. Onlar bitti. Zaten onlar da yaşarken ölmüşlerdi. Ölmeyenler de ölmüyor zaten. Hocam ayette diyor ki inneke meyyutun ve innehum meyyutun. Ey Muhammed, ey Nebi, sen de öleceksin. Evvelki peygamberler de öldüler diyor. Burada insanların Medine'ye gittikleri zaman oradaki imamlarla en büyük çatışmamız bu oluyordu. Diyorum ki bütün nebiler vefat eder. Vefat eder. Onlar da diyorlardı ki arkadaşlar ölmez. Onlar Allah katında yaşarlar. Dünyada da yaşıyor. Biz selavat-ı şerife çekeriz. O da selavat-ı şerifleri kabul eder. Bunun listesini tutar. Bize ahirette şefaat eder. Ben de ayetlerle anlatıyordum. Orada imam arkadaşlar da karşı çıkıyorlardı. Onun için burada küllü nefsin zâikatün mevt. Her can ölümü tatıcıdır diyor. Ayet-i kerimede. Hepimiz öleceğiz. Vefat edip gideceğiz. Dediğiniz gibi ikinizin de bir mekan değişikliği olacak. İman eden için. Adı üstünde Ali Hocam. Efendim? Sadece bir tadımlık. Tadımlık bir şey böyle. Evet, doğru. Doğru. Ali Hocam, ölüm konusunda bedenin bir ehemmiyeti yok. Yok, zerre kadar yok, doğru. Yani beden diri olsa bile eğer hak yolda değilse bedenin diri olması bir şey değiştirmiyor. Fakat sen Allah yolundaysan senin bedenin ölü olsa bile onlar Allah katında diridirler. Gelenekçilerin şöyle diyecekler. Gelenekçilerin anlattığı onlar bizi görüyor. Onlar peygamberi ilahlaştırıyor. Evet. Yani peygamberi insan konumundan çıkartıyor. Hala görevinin devam ettiğine, orayla irtibat kurduğuna filan. Oysa böyle bir durum yok. Yok. Resul insan olarak, beşer olarak yaşadı. Görevini ifa etti. Görevini tamamladı. Görevini tamamladıktan sonra gitti. Allah katında tabii ki Resul diridir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin diyor. Yani çünkü Allah ölüm kelimesine vahiyden uzaklaşanlara bu sıfatı veriyor. Ama Allah için asıl olan beden değil, asıl olan tevhid akidesinde olmuş olması. Dolayısıyla peygamberi ilahlaştırıyor, peygambere ayrı bir görev veriyor. Allah'ın vermediği bir görevi veriyor. Zatla evet, zamanı birbirine karıştırıyor. Hani. Doğru. Evet. Yaşamanın adı cennette yaşamak. Cehennemde yaşamanın adı yaşamak değil ki. Bin defa ölmeyi dilerler diyor. Hayır. Dediğin gibi o yaşamak değil. Sen onlara karşı yüzüne kapılma ve kurdukları tuzaklardan dolayı sıkıntı içinde olma. Sen onlara karşı yüzüne kapılma derken kimi kastediyor? Sana tuzak kuran, sana düşmanlık ortaya çıkaran, seni öldürmek için hazırlanan insanlara karşı üzülme, hüzne kapılma ve kurdukları tuzaklardan dolayı da sıkıntı içinde olma. Sen ölsen de, kalsan da senin için cennet var.
Senin için bir anlamı var mı öldürmelerinin? Hiçbir anlamı yok, onu anlatıyor. Evet. Devam edelim hocam. Derler ki eğer doğruyu söylüyor iseniz bu vaat olunan azap ne zaman? Yani bu bir kayıp haberi. Bir öldükten sonra insanlar dirilecek, dirildikten sonra inkar eden ve zulmedenler cehennem azabı çekecek. Hani nerede o? Bunun bir delilini getir bize diye söylerler diyor. İşte Allah'ın Resulüne de şunu diyorlar. Sen ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe, yani orada azap çeken, ateşte yanan bir adam getirmedikçe biz sana inanmayız diyor. Evet. Hocam 72. ayette ilginç bir şey var. Onu bir arkadaşlara soralım önce. Biraz düşünelim. Bu ne demek istiyor burada? De ki belki de acele etmek olduğunuz azabın bir kısmı size yetişmiştir bile. Bundan ne anlamamız gerekiyor arkadaşlar? Bence şu an inkar edip bu çamurun, bu sapkın hayatın içinde olmaları herhalde o azabın bir başlangıcı olarak görülüyor. Başka görüş bildirmek isteyen var mı? İnanmayan adam hocam ahirete inanmıyordur. Ölümden çok korkan böyle birisi. Zaten orada başlıyor, ölüm korkusu başlıyor zaten. Evet. Abi bu buradaki azap şey de olabilir. Yani inanmayan insanlar Allah'ın evren kanunlarına ve tabii ki vahiy kanunlarına uymayan insanlar bunlar genelde. Sen insanlar cumartesi yasağına uymazlarsa, balıkların akın gelmemesi gibi, sen haramlara uymazsan, etrafındaki kural kanunları, yani evren kanunlarını yıkarsan, mahvedersen, neslini ve geleceğini tehlike altına atıyorsun. Mesela biz şu an bir azap yaşıyoruz bu nesil olarak. Neden? Çünkü dünyayı mahvettik. Yani şu an koronavirüs ile beraber bir azap yaşıyoruz. Bu azabın bakın bir kısmı bize zaten yetişti dünyada. Bir kısmı da ahirete yetişecek. Belki de yaptığımız bunca doyumsuz tüketimin cezasını belki de belki de değil yani çekeceğiz ahirette. Bu da azabımızın geri kalan kısmı. Bize yetişen kısmı, şu anki kısmı çekiyoruz diye düşünüyorum ben. Çok güzel. Allah razı olsun. Evet, buyur hocam. Başka yok mu? Bu konuda konuşacak başka yok mu? Hocam ben de Ali Can arkadaşımızın düşündüğü gibi düşünüyorum. Yani burada insanlar Allah'ın bu dünyada bir azabı söz konusu olmadığı için evren ayetlerine ihtilal ettiğinden dolayı insanların başına gelecek tabiat olayları gibi vesaire şeyler